Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Bu ikisi teng olur mu? Normaldigan dersimizin bugün 8.'si. Bugünkü mavzuyumuz amanet ve hıyanet. Adam balası da topladigan yaxşı sıfatlarının en güzeli amanetdarlik. Odam bolasida topiladigan sifatlarning eng xunilaridan, habislaridan, qabihlaridan bu xiyonatkorlik. Alloh subhanahu va taolo o'zining anbiyolarini maqtarkan, ularni omonatdor ekanligini, amin ekanligini aytgan. Payg'ambarlar ham o'zlarini qavmlarga tanishtirar ekanlar, aytishgan inni lakum rasulun amin. Albatta men sizlarga ishonchli, amin bo'lgan Allohning elchisiman. Afzalul xalq Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zot hali payg'ambar bo'lmasidan ilgari ham Quraysh orasida As-Sodiq, Al-Amin degan laqab bilan laqablangan. As-Sodiq, rostgo'y, hech qachon yolg'on gapirmaydi. Al-Amin, ishonchli, hech qachon xiyonat qilmaydi. Omonatdorlik shunday bir sifatki, har qanday ishxonaga bunday sifatli odam kerak. Qo'lingizda ishlayotgan ishchilarni ichida omonatdorini ko'proq qadrlaysiz. Bir odam uxlab qolishi mumkin, kech qolib keladi. Bir xil odam harakati sekinroq, ammo mana shu ikkala sifatidan ustida omonatdorlik degan sifat bo'ladigan bo'lsa, bu aybini yoqib tashlaydi. Yoki aksincha, shustrik bola. Zo'r ish qiladi, choqqon, juda tez ishlaydi, ammo xiyonatkor. Omonat shunday bir sifatki, hamma sifatlarda ustida turadi desak adashmaymiz. Quraysh. Hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmasidan avval mana bilasizlar, sirat darslarimizda ma'lum, Rasululloh 35 yoshga kirganlarida Quraysh Ka'bani ta'mir qilmoqchi bo'lishdi. Ka'bani devorlarini yiqitishib, qaytadan ana shu 10-12 ta uruq yig'ilib Ka'bani tikalashni boshlashdi. Hajar al-Asvadni o'rniga kim qo'yadi degan masalada talashib qolishdi. Bir necha kun ixtilof bo'lib turdi, hatto bir-biri bilan urushlikkacha borishadigan bo'ldi. Shunda ularni kelishgan oxiriga kelishuvi shu bo'ldiki, yechimi mana bu haramni mana bu eshigidan kim kirib kelsa, shuni aytganini qilamiz deyishdi. Mana shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Quraysh As-Sodiqul Amin radina. As-Sodiqul Amin kirdimi? Bo'ldi, rozimiz dedi. Ya'ni Quraysh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning omonatdor ekanligini hali payg'ambar bo'lishdan ilgari ham tan olardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir ishda siz bilan bizga ibrat bo'lgan zot. Omonatdorligi. Rasulullah Makka'da 13 yıl kavmini davet kıldı. 13 yıl. Kavm kabul kılmadı. Allah subhanahu wa ta'ala tomonidan Madine-i Munavvariga hicret kılıçlikke amir keldi. Kadir bo'lgan ki hemen hicret kılıp çıkıp yetti. Rasulullah kaldı sallallahu aleyhi ve sellem Makka'da ve ana şu hicretten tosup kalıngan Müslümanlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Kureyş müşrikleri sihirgar, kazzob, jinni, folbin, kohin deb har laqablar bilan tuhmat qilib ayblardilar. Ammo omonat narsalari bo'lsa, ishonchli odam kerak bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlariga olib kelib berishardilar. Qarang, gapirayotgan gapi bir gap, qilayotgan ishi ikkinchi narsa. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qiladigan bo'lib, qo'lidagi Qurayshning omonatlarini nima qildi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning omonatdorligini ko'ringki, o'ziga aziyat bergan, u kishini sahobalarini qatl qilgan, 13 yillik dushmanlik qilgan Quraysh mushriklarining omonatlarini hijrat qilayotganlarida Ali ibn Abi Talibga topshirib, mana bu falonchiniki, mana bu falonchiniki, falonchiniki. Ana birodarlar, omonatdorlik. Omonatdorlik bilan xiyonat, birodarlar, hech qachon teng bo'lmaydi. Vallazina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Alloh taolo o'zining mo'min bandalarini maqtarkan aytadi. Ular, ya'ni mo'minlar, o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd va paymonlariga rioya qiluvchi kishilardir. Va'da berdimi? Bajaradi. Svet o'chib qoluvdi. Biqinim og'rib qoluvdi. Darvozam ochilmay qoluvdi. U seni probleming. Ana shu va'damizda turmay qo'yish odatimizga kirib qolgandan keyin boshqa xalqlardan qolib ketdik. Mana bu surokka putkizib beraman dedimi neymiz? Mashinangizni. O'sha surokka putkizib beradi-chi u.
İnekin o real vakitte etti. Üç günde boladıgın olsam üç günde. Hep böyle keşkeşe koyamız demeydi. Çünkü o yapırken yapıge cevap veriş gereği de öşün için oylap yapıradı. Ya bu oldu dedi üç günde koyamız deydi. Ustalar. Bu maşin ustası oladı mı, elektriği oladı mı, adelke kıladıgını oladı mı? Cüdayem kem, etken vakti işini bacarı beradıgınlar. Doğru mu? İneci, öşü bergen akdizde turmasız. Akdizge vafa okumasız. Amanatta adı okumasız. Topeyken pul yüzden barakem ketip kaladı. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin amanatlarlığı. Ve bunu mukabilede Yahudilerin hıyanatını göreyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret kılıp vardılar. Medine'de yaşayan Yahudiler ham o zatını körgeni barıştı. Ana şularını Banu Nazir seyyidlerden bugün Hayy ibn-i Ahtab, özünün ülkesi Yasir ibn-i Ahtab bilen Resulullah'ını körgeni vardı. Barıp küzetti ve onların kitaplarda yazılırken hemme alametler, yani keladırken ahirge peygamberinin hemme alametleri Resulullah'da barı ikenliğini körüştü. Ve yüge hatip gelişti. Bu kısanı ana şu Hayy ibn-i Ahtab'ın kızı Safiye anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e turmuşken çıkan bu Yahudi ayol. Ayeti beredi. Otamni eng yaxshi ko'rgan farzand dedim. Qachon ko'chadan kirsa, otam yugurib borsam ko'tarib, erkalatardi, bag'riga bosardi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelgan kunda otam bilan amakim uyimizga kirib keldi, g'amga kirgan holatda. Borsam qarab ham qo'ymadi menga. Ovora edi shu g'ami bilan. Otam amakimdan so'rayapti. U o'sha odammi? Amakim ha dedi. Tavrotda aytilgan payg'ambar shumi? Amakim ha dedi. Hamma alomatlar to'g'ri kelyaptimi? Amakim ha dedi. Otam soradı. Nima qilmoqchisan endi? Amakim cevap verdi. O'lgunim uchun düşmanlik qilaman dedi. Payg'ambarligini bilib turib, Tavrotda aytilgan hamma alomatlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga dalolat qilayotganligini ko'rib bilib turib ham xiyonat qildi. Nimaga xiyonat qildi? Allohga xiyonat qilishdi. O'zlari bilgan ilmga xiyonat qilishdi. Va mana shu haqiqatni odamlarga yetkazishmadi, küfürde qolishdi. Özünü Yahudilerin hem küfürde kalışıya sebep buluştu. Amanatlar insan bulan, hıyaratkar insan, beraber buladı mı? Abdullah ibn-i Mubarek, uluk tabiinlerden. O kişi dedi, Şam'dayken ben yazışlık için bir adamın kalemini aldım da esinden çıkıp ketip kapan. Seferge kettim, Fars yerleri yetken de haliye kalem esim geçişti. Şam, bilesiler, Suriye, Yerdaniye, Türkiye'nin bir kısmı. Barın ki şu Yerdaniye'de değilik. İran'a yetib borib turib, qalamni qaytarib berishlik uchun orqaga qaytdi. Ustalar. Ustalar har xil bo'ladi. Har xil bo'ladi ustalar. Mana oddiy temir tesanglaringiz deydi. Oshgan deydi. Olib keting deydi. Dedi, olib ketadi xolos. Yo'q, qolasin desa sizga halol. Indamay olib qolsangiz, metallonga topshirsangiz halol bo'lmaydi. Chevarlar, qiyqimlar, omonat sizga u. Omonat sizga u. Notor o'lchab qiyib qo'yuvdingiz. Yetmedi, cinne materyal yetmek oldu, yani hapke biraz değilsiniz. Özü kime ayıbı blanketti? Oho, biz topyekken pulumuzda barake yok olsa, fakat özümüzden kıdırıyelik. Bu olmasa mı karayın, Müslüman mız? Beş mahallamız okuyap biz, haramdan tiri yap biz. Ama bana şu nazi cahilada sigalanıp keti yap biz buradalar. Amanatdar adam bilen, hıyanatkar adam, barabar buladı mı? Hiç kaçan barabar bulmaydı. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَتِهِ وَاَهْدِهِمْ رَعُونَ Ular özlerine inanırken amaletlerine ve özgelerine bergen ahdu paymanlarına raaya kılıç kişiler. Savdogarlardan bir hikaye kıladı. Bu yani vakayı kısa. Bura menge 100 bin karz verip durgen de dirhem. 100 bin dirhem. Falan müddette kaytarıp veremem de aldım. Güvaham yok, yazıvan vermedim kağızıya. Müddet gegen de haliki adam karz yeni töle dedi. Kanaka karz dedi. İnkar kıldım. Menden 100 bin agensen, falan müddeti berişin gerekirdi, müddet geldi, men tanamadım. Güvahin var mı? Yok. Kolinde kagazin var mı? Men aldım degen yazıp vergen. Yok. Tanamadım. Doğru yapırken gene biliyip ben, ama tanıdım. Ketti. Birkaç vakit öttü, ticaretimden 500 bin dirhem zarar gördüm. 500 bin, 5 barabar zarar gördüm. Şunu da bozsam 100 binini kaytar beymedim. Aylar öttü, günler öttü. Baksız hadisaya uçurup, üçte balım nacil aldım. Ayalım, bu musibet, fakat
mazlum kişini kılgen duası sebepli bilip bilemen, amanatke hıyanat kıldın dedi. Demek buradalar, amanatke hıyanat kılınsa, ahdge vahva kılınmasa, bunu dünyada elbette körlü oluyen, koşturma akışıda mükafatı var, cezası var. Emin bilen, hain hiç kaçan barabar bu mıydı? Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'ın adatı idi, tünde Medine köçelerine eğlenişlik, halife bu durganlar idi. Ana şu köçelerine eğlenip yürürken tünde, bir hanını aldım öteyken de içkarıda, devaldı içkarısı da ona kızını yablaşıp durganı içtip kaldı. Ona sayıdı yaptı. Kızım bugün az rahat olup kaldı da, az güne su koş var mı eyleyim mi? Kızı aydı, ahir amiril mu'mini bunda kılıçtan kaytarken ki o. Ona aydı, ha amiril mu'minin karnan körü oturuptu. Kız aytdı, Amirul Mu'minin körmeyken bolsa, Amirul Mu'mininin Rabbisi körüp durup diyor dedi. Ömer ibn Hattab bunu eşti de şu eşike bir etibar verip belge koydu, ketti. Ken sürüştürdü, ana şu üyde gapirgen kız, kuyovu yok idi. Oğullarıdan Asım'ga nikahla verdi. Ve mana şu süt satadigan ayonla kızıdan Ömer ibn Abdülaziz tuğuldu. Ana amanatlarla buradalar. Ana amanatlarla kendi boyun. Kişi dini de yok atarken birinci narsası bu amanatlarlık. Namazını yok atmasakken birinci bolu dini de. Okurarken namazda. Rozasını tüket tohtatıp koymasakken, rozasını yok atıp koymasakken. Amanatlarlık yok alıp kalarken. Şimdi zamanlar kelerde de gen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytilerken şu zamanlarda falan kışlarda bitti inançlı adam varmış. Şunu kadar zamanlar gelirken, şunu dediğilerken buradalar. Falan kışlarda falan amanatdar adam varken. Hazır gün diyen buradalar amanatdarlık bara bara adamlar arası da azayıp geti yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler Addi el emanete ila men itemeneke ve la tahun men khaneke. Senge amanat koygen kişinin amanatını ada kıl ve senge hıyanat kılgen kişiye hıyanat kılma. Ona kalmaz. Müslüman adam yarışmasakken bunarsa. Yutba'ul mu'minu alal hilali kulliha illal hiyanata vel kadiba. Eşliler de. Mesela incikimiz, gıybet kılamız, namazgı yalkağımız, yani bir közümüz çatak, kulağımız çatak. Yaman sıfatlarımız elbette var. Az mı köpü, lakin var. Resulullah yaptılar. Mu'min adam her kandeyi sıfat bulanıyor. Her kandeyi yaman sıfatına sıfatlanıp kalışı mümkün. Fakat yalan bilen hıyanat Müslüman'da tabiatı götmesliği gerek. Şunu alayım mı? Köp yapırış, incirlik, cidası buladı. Fakat neme Müslüman'da tabiatı yukmasakken hıyanat bilen yalan. Ebu Lübaba. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kureyze bilen bugün gazatta bu Yahudilerini kamal kıldılar. Ve bir neçe gün kamal boyanıdan keyin onlar taslim buluş alıyor, buluştu. Resulullah onlar geldiler, beni hükümümge razım olup taslim bulasılar. Hakla genimi kılaman, haklasam avf kılaman, haklasam katıl kılaman. Handa gazatıda kılgen hıyanatları üçün. Şunda Yahudlar özlerinin işini bir maslahatlaştık için Müslümanların içinden Ebu Lübaba raziyallahu anh'ın kelişiğini talep kılıştı. Çünkü İslam geçe Ebu Lübaba raziyallahu anh'ını bana Kureyze Yahudlar bilen bardı keldisi baradı. Ularını aldı ki Ebu Lübaba geldi. Ebu Lübaba ularını aldı ki yanıdı. Ular, Ebu Lübaba, eğer Muhammed'e taslim bulsak, sallallahu aleyhi ve sellem, ne makaladı da böyleysen, deyişti. Ebu Lübaba raziyallahu anh haytadı, sezmeye kaldım. Kolumu şimdi kaftımla, kekirtekimden yüzü koydum dedi. Yani taslim bulsaylar ne makaladı? Katıl kılın asılar. Şimdi kıldım mı, Peygamberimizin sırrını satıp koyalım. Hıyanat kıyanlığımı düşündüm, ortamda harap ettim. Resulullah'ın sırrını satıp koyganlığı için, hıyanat kıp koyganlığı için Resulullah'ın aldığı borganı üyelip doğru Mescid-i Nebevi'ye, Medine'ye vardı. Özünü üstüne bağlatıp koydu. Resulullah geldi geçmek için, ben yeşilmeyim ben. İmir bir asır katarı demen, hıyanat kıldım Resulullah'a. Allah Teala ayet nazır kıldı. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu la tehunullaha ve rasule ve tehunu amanatikum ve entum te'lemun. Ey müminler, Allah ve onun peygamberine hıyanat kılmayınız. Allah ki hıyanat kılmayınız, peygamberine hıyanat kılmayınız ve bilgen halinizde sizlerge işanı belirgen nesillerge hıyanat kılmayınız.
Allah ve Peygamber gibi bo'lgan xiyonatga yaqin olib kelinyapti insonlar bir-biriga xiyonat qilishi. Biroq endi menga deb qo'yadi. Bo'ldi deysiz. Qani, biroq indamang deyishi shart emas. Sizga gapirayotib turib, u yerda qaqirab qo'ydimi? Bo'ldi omonat shu ham. Abu Lubaba masjidda bog'lanib turibdi. Namozga bo'shatib qo'yishadi. Namozini qo'yib yana baylab qo'yishadi. Qazo hojatga boradi, yana baylab qo'yishadi. Boshqa payt balangan holda turadi. Musulmonlar hech qaysi gaplashmay qo'yishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalarining birida Ummu Saloma onamizning uyida turar ekanlar, oyat nozil bo'ldi. Abu Lubobani gunohi avf qilinganiga haqida. Astagfirullah billah va axoruna atarafu bi zunubihim. Xolatu amalan solihan va axora sayya asallohu an yatuba alayhim innalloha g'afurur rahim. Yana boshqa bir kishilar borki, Abu Luboba günahlarını itiraf kılırlar. Ular yaxşı amanla başka yamanıya aralaştırıp yuborganlar. Allah ularının tavbalarını kabul kılsa acabmaz. Elbette Allah mağfiretli, mihribandır. Abu Lubobaning tavbası kabul kılındı. Hatası neydi? Amanat aytilgan sirga xiyonat qilganidir. Nima uchun insan xiyonat qiladi? Sabablari ko'p. Asosiylari hasad. Molu dunyo mansabga bo'lgan tama, johillik, kibr. Asosiylari shular. Shu narsadan kelib chiqib inson xiyonat qiladi. Hozirgi kunda birodarlar ko'p odamlarga xiyonatkorlik ustasi farayinlikka o'xshab qolgan. Xiyonat qilib, xoinlik qilib, klientni aldab, bir so'mdaniga 3 so'm olishlikdi, ustasi farayinlik. İşbirarman deb qo'yadi. O'zi asli kim edi bu? Xoin edi bu. Xoin edi bu. Aslida bu sifat habislik, ahmoqlik, gunoh va ma'siyat edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, innaha sata'ti alannasi sinuna khodda'a. Odamlarning ustiga aldoqchi yillar keladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Aldoqchi yillar. Qarang, nima bo'ladi u yillarda? Aldoqchi inson yolg'onchi inson rostgo'yalanib qoladi. Rostgo'y kishi yolg'onchiga chiqariladi. Xoinlar omonatdor bo'lib qolishadi, omonatdorlar esa xiyonatkor bo'lib sanalishadi. To'g'risini aytgan odam yomon bo'lib ketaveradi. Yolg'onchilar, rostgo'ylar uni tutib oladi, rost gapirganlar kazzoblar uni deb qoladi. Eng katta xiyonatkorlar xalqni mulkiga, xalqni moliga shunday bir xiyonat qila oladiganlar sahovat pesha, omonatdor insonlar bo'lib qoladi. Haliga g'ul degan darsimiz bor. Kim nimaga xiyonat qilib o'g'irlagan bo'lsa musulmonlarning oldidan qiyomatda bo'ynida turadi. Payg'ambarimiz aytganlar. Kim ot o'g'irlagan bo'lsa qiyomatda ot bo'ynida kishnab turadi. Kim sigir o'g'irlagan bo'lsa, tuyo o'g'irlagan bo'lsa, qo'y o'g'irlagan bo'ynida yopishib turadi. Kim sariq va oqni o'g'irlagan bo'lsa bo'ynida indamasdan osilib turadi. Haybar g'azotida tushgan g'animalardan bir kishi ya Rasululloh, men mana oyoq kiyimimni bog'ichini olib oldim kecha o'lja tushganda taqsim qilinmasdan deganda do'zaxdan ikkita bog'ich oyog'ingda deganlar dedilar. Tushyolani xom sanayapti bu katta-katta o'g'illar yeyotganlar. Bu nima deb qilib qo'yadi? Bitta nol qo'shibdi, bitta vergulni menga qolib qo'yadi. Bo'ldi, 10 ming, 100 ming, 100 ming, 10 mingga aylanib turibdi-da. Bitta oyoq kiyimni bog'ichini olganligi uchun qiyomatda do'zaxdan bo'lgan bog'ich oladi desa, bo'ladi ahvoli nima bo'lar ekan? Olim va obidlardan bo'lgan Abu Aqil hikoya qiladi. Hajga bordim. Boy badavlat odam emas edim, ammo borib kelishlikka nafaqam bor edi. Hajda yurarkanman, qizil ipga baylangan bir top marvaratni topib oldim. Juda ham qimmat baho. Agar shuni o'zini kiyib olsa, boy badavlat top ketishi aniq. Ammo egasini qidirdim. Hajda. Hajda. Qidirdim, topmadim. Axiri falon joyda bir oqsoqol, bir qariya marvaratim yo'qotib qo'ydim deb istab yuribdi deb menga aytishdi. O'sha oqsoqolni topib bordim, so'radim. Nimangiz yo'qotdingiz? Marvaratimni yo'qotdim. Qanaqa edi sifati? Falon falon falon. Mana marvaratingiz dedi. Oldi ketdi. Bu kishi aytadi, o'zim yurtimga ketishlikdan avval Baytul Maqdisni ziyoratiga bordim. Undan qaytib vatanimga ketishlikdan avval Shomga kirdim, Halabdagi bir masjidga xufton namozini o'qiyani kirdim. Tun sovuq, tashqariga chiqib yotadigan joyim yo'q, yana pulim ham yo'q, masjidda tunashga qaror qildim. Tong otgach odamlar masjidga kelishib, meni ahli ilm ekanligimni ko'rib tushunishib,
Bomdod namoziga imomlik qilib berishimni so'rashdi. O'qib berdim. Qavm masjidimizning imomi vafot etgan yaqinda shu odamni o'rniga imomlik qilib bermaysizmi dedim. Abu Lahab aytadi, boradigan joyim yo'q, pulim ham yo'q, uyim ham yo'q. Rozi bo'ldim. Bir necha kun ularga imomlik qildim. Qavm ana shu kunlarning asnosida avvalgi imomimiz o'zidan keyin bir qizi yolg'iz qolgan, o'zini uyida turadi. Faqir ham emas. Agar ma'qul kelsa, o'sha qizga uylanib, bizga imomlik qilsangiz. Yana boradigan joy yo'q, puli yo'q, uyi yo'q. Rozi bo'ldim. U qizga uylandim va uni uyida yashashni boshladim. Kunlarda birida ayolimni qo'lida haligi marvaridni ko'rib qoldim. "Bu qayerdan keldi sizga?" deb so'radim. "Bu meni marvaratim" dedi. "Men hajda bo'lgan ishni aytib berdim. Bir qariyani topib, qo'liga shu narsasini bergan edim. Ayolim so'zimni eshitib turib, ana shu qariya meni otam edi. Monovo siz imom bo'lib turgan masjidning imomi edi. Otam duo qilar edi. Siz ana shu qilgan ishingizni eslab, gapirib turib, omonatdor yigitga duch keldim deb duo qilar edi. Parvardigor, qizimni menga marvatni qaytarib bergan anovi kishiga o'xshagan omonatdor insonga nikohlagin deb. Otam qayoqdan bilsin, duosini Alloh ijobat qilganligini dedi. Omonatdor odam guvoh bo'lmasa ham, yozilmagan bo'lsa ham, isbot dalil bo'lmasa ham omonatni ado qiladi. Yana odamlar bor, baqirib turib inkor qiladi. Ko'zingizga go'layib turib, omadim deydi. Yolg'onni gapirib turaveradi. Hech kim ko'rmayapti. Hech kim bilmayapti. Kassaga qancha pul tushganini. Nech pul kelganligini sizdan boshqa hech kim bilmaydi. Hech kim ko'rmayapti. Omonatdor odam Allohdan qo'rqadi. Allohdan qo'rqadi. Alloh taolo marhamat qiladi. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Albatta biz bu omonatni, ya'ni shariat-i islomiyadagi ibodatlarni osmonlarga, yerga va tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va qo'rqdilar. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Dar haqiqat u o'ziga zulm qiluvchi va nodon edi. Omonatdor odam xiyonatkor odam. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. Birodarlar, omonat nima edi? Alloh bizga arz qilgan. Allohning farzlari, taklifotlari. Agar bu omonatni yelkamizga qabul qilib turib ado qilmasak, albatta jazolanamiz. Chunki bu omonat og'irligi uchun osmonlar, yer, koinot uni ko'tarishdan bosh tortdi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni omonatdor bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum.